أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلى على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته İbn Hibban'ın El-Musnedü Sahih Al-Takasim Vel-Enva' adlı müsnedinden hadisler okuyoruz. Müsnedin ikinci bölümündeyiz, ikinci kısmındayız. Nevahiler, nehiler, yasaklar bölümündeyiz. Bu bölümün içinde üçüncü nevideyiz, üçüncü çeşit. اَزَّجْرَ عَنْ اَشْيَا اَزُجْرَ عَنْهَا الْمُخَاطَبُونَ Muhatapların yasaklandığı hususlar. فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ وَجَمِّعِ الْأَوْقَاتِ Bütün durumlarda ve bütün zamanlarda. حَتَّى لَا يَسَعَ أَحَدًا مِنْهُمْ اِرْتِكَابُهَا بِحَالٍ Öyle ki hiç kimse bu yasakları hiçbir durumda delmemeli, diyor İbn-i İbban. Bu türden yasakları zikretmiş üçüncü çeşitte. 1990 nolu hadisteyiz. ذِكْرُ الْعِلَّةِ اللَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنِ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْعَظْمِ وَالْرَوْثِ Hayvan artıklarıyla pişkısı olabilir veyahut kemikleriyle istinca yapmanın, yani taharet almanın neden yasaklandığını gösteren hadis, bunun gerekçesini gösteren hadis. Önceki hadiste Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kemikle, işte tezekle istincada bulunmayın diye yasaklamıştı. Sıradaki hadiste, bu okuduğumuz hadiste İbn İbban bunun bir bakıma gerekçesini gösteren hadis diye yeni bir hadis vermiş. 1990 اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْهَاشِمِيُّ Bize Muhammed bin Abdullah el-Haşimi haber verdi. Kale dedi ki حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ زُرَارَةَ Bize Amr bin Zürare anlattı. Kale dedi ki حَدَّثَنَا بْنُ أَبِي زَعِيدَةَ Bize İbni Ebi Zaide anlattı. عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ O da Davud bin Ebi Hind'den. عَنِ الشَّعْبِيِّ O da Şabi'den. Kale dedi ki سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ Alkami'ye sordum. هَلْ كَانَ بْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَيْلَةَ الْجِنِّ Şabi diyor ki ben Alkami'ye sordum. Dedim ki Abdullah bin Mesud cin gecesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte miydi? Cin gecesi dediği ne? İşte bu cinlerin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına uğrayıp onun tilavet ettiği, okuduğu ayetlere tanık olup sonra da kendi kavimlerinin arasına gidip inna semi'na Kur'anen acaba biz acayip bir Kur'an işittik diye Kur'an'ın veya vahyin veya son elçinin müjdesinin cinler arasında yayıldığı o muhteşem olay. Kur'an bunu cin suresinde zikrediyor. O gece şeyde var mıydı? Abdullah Mesud da orada mıydı diye Alkame'ye sormuş. Alkame'ye sormuşlar. Fekale Alkametu Alkame demiş ki ene sa'altu ibn Mes'udin ben İbn Mesud'a sordum. Fekultu ona dedim ki hel şehide ahadun minkum ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem leyletel cinni. Dedim ki İbn Mesud'a sizden herhangi biri Leyla cin gecesi, o gece artık cin gecesi denmiş. Cin gecesi Hazreti Peygamberle birlikte miydi? Sen veya bir başkası? Bunu bizatihi ben sordum demiş Alkame. Fakale o da dedi ki la hayır. Velakinna kunna ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem zat leylin. Demiş ki İbn Mesud biz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydik bir gece. فَفَقَدْنَاهُ Onu birdenbire kaybettik. فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْاَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ Onu sağda solda vadilerde aradık durduk. فَقُلْنَا Kendimize dedik ki اِسْتُطِيرَ اَوْتِيلَ Ya kaçırıldı yahut da öldürüldü. قَالَ Diyor ki İbn-i Mesud فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ Çok kötü bir gece geçirdik. بَاتَ بِهَا قَوْمٌ Bir kavmin başına gelebilecek en kötü geceyi geçirdik. فَلَمَّا أَصْبَحْنَا Sabah olunca
İza huve ca'in min kıbeli hira'in. Bir de baktık, Hira tarafından doğru, bize doğru gelmekte. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle dediğine göre demek ki olay Mekke'de herhalde vuku bulmuş. Hira'dan Kale diyor ki fekulna biz de dedik ki ya Resulallah ey Allah'ın elçisi fekadnâke seni aradık fetalebnâke araştırdık felem necidke ancak seni bulamadık febitnâ bişerri leyletin bâte biha kavmun bir kavmin başına gelebilecek en kötü bir gece geçirdik fekale o da bize dedi ki etâni dâil cinni bana cinnin dâisi geldi yani cinlerden bir çağırıcı geldi فَذَهَبْتُ مَعْهُ ben de onunla birlikte gittim. فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنَ onlara Kur'an okudum. قَالَ diyor ki فَانْتَلَقَ بِنَا sonra bizi yanına kattı götürdü. فَأَرَانَا نِيرَانَهُمْ bize onların ateşlerini gösterdi. وَسَأَلُوهُ oradakiler yani zâdi sordular Hazreti. Ha وَسَأَلُوهُ zâdâ cinler kendisinden neleri yiyip neleri yiyemeyeceklerini sormuşlar. Fakat Hazreti Peygamber de onlara demiş ki لَكُمْ كُلُّ عَدْمٍ ذُكْرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Allah'ın adının üzerine anıldığı her kemiği yiyebilirsiniz. يَقَعُ فِي اَيْد۪يكُمْ اَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا sizin elinize geçen üzerinde barındırdığı etiyle birlikte her kemiği yiyebilirsiniz. وَكُلُّ بَعْرٍ عَلَى فَنِّ دَوَابِّكُمْ ve her deve artığı sizin hayvanlarınızın alafıdır, yiyeceğidir demiş sallallahu aleyhi ve sellem onlara. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte bu yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki فَلَا تَسْتَنْجُوا بِالْعَظْمِ şimdi sizler artık bundan böyle kemikle istinca yapmayın. وَلَا بِالْبَعْرِ ne de deve artıklarıyla ne de ne şeyle tezekle فَاِنَّهُ زَادُ اِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِ çünkü o cin kardeşlerinizin, cinli kardeşlerinizin azığıdır diyor hadiste. Hadis Buhari ile Buhari'de yok ama Müslim'de var. Müslim'deki numarası 450. Evet, hadis böyle bir hadis. Ve İbn-i İbban bu hadisten neden kemikle, tezekle taharet alınmaz? Onun kendince gerekçesini zikretmiş oluyor. Bir sonraki hadise geçiyorum. Zikru zecri an mubadaratil me'mumi bir ruku'i ve sucudi. Namazda uyan kimsenin yani musallinin secdede yahut rükuda öne geçmesini yasaklayan hadis. 1991 Akhbarana Ebu Halife'te bize Ebu Halife haber verdi. Kale dedi ki haddethena Ebu'l-Velid el-Tayalisi'yu. Bize Ebu'l-Velid el-Tayalisi anlattı. Kale dedi ki haddethena Leith ibn Sa'd'in. Bize Leith bin Sa'd anlattı. An İbni Aclana, o da İbni Aclan'dan. An Muhammed ibn Yahya ibn Hibban'a, o da Muhammed bin Yahya bin Hibban'dan. An İbni Muhayriz'in, o da İbni Muhayriz'den. Ennehu semi'a Muaviyete alel minberi yekulu. İbni Muhayriz Muaviye'yi işitmiş minberdeyken. Muaviye diyormuş ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki La tesbikuni bir ruku'i beni ne rükuda geçin ve la bis sucudi ne de secdede geçin yani ne secdeye varırken yahut secdeden kalkarken benden öne gidin benden önce kalkın yahut benden önce varın ne de rükuda فَاِنِّي قَدْ بَدَّمْتُ ben şimdi artık yaş kilolandım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanla kilo almış, kilolanmış veya başka ifadesiyle لَحَمْتُ etlendim diyor. Kilo alınca da artık rükûları namaz kılışında bazı değişiklikler olmuş. Yere dayanmaya başlamış, kalkarken yerden destek almaya başlamış. Şimdi bayağı etlendiği için de demek ki cemaat içerisinde böyle gençler var. Bazıları geçiyor demek ki onu. Hazreti Peygamber bunu hissettiği için uyarmış. فَاِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ ben şimdi biraz bedenlendim.
bedenim biraz büyüdü. Ve inni mehme esbikukum bihi hine erka'u. Ben rükû ettiğimde sizi ben geçeyim, ben önden gideyim. Tudrikuni bihi hine erfa'u. Ben ne kadar öndersen gidersen gideyim, sorun değil. Siz bana, ben kalkınca yetişirsiniz demiş. Dolayısıyla bana aralık açın diyor. Ben rahat gideyim yani. Böyle ben diyelim ki imamsınız. Rüküye niyetleniyorsunuz. Niyetinizi belli ettiğinizde arkadakiler kaçıyor. Bu sefer bir hissedince bunu, ikincide daha tedbirli oluyorsunuz. Niyetten de böyle önce, bir an önce ben gideyim arkadakiler gelmeden diye. Eğer cemaat çok hızlıysa bu imamı çok tedirgin ediyor. Çünkü biraz geç davrandın mı, mesela secdeye gideceksiniz. Biraz geç davrandın mı daha sen eğilmeden bakıyorsun, kafalar yerde. Millet yere gitmiş bile. O yüzden daha hızlı gideyim falan diye çabalıyorsun. Hazreti Peygamber diyor ki ben ne kadar mehme esbikukum bi. Ne kadar geçersem geçeyim mühim değil. Ben gittikten sonra siz bana gelir yetişirsiniz. O yüzden demiş tedirgin olmayın. Şimdi bunu söyleyince aklıma bu teravihlerin çabuk kıldırılmasıyla ilgili bir şey geldi. Bu dediğin durum Hazreti Peygamber'in durumunun tersi tabii. İmam burada hızlı gidiyor, cemaat yetişemiyor. İmam o kadar hızlıymış ki cemaat yetişemiyor tabii. Bir tane de yaşlı bir amca var. O yaşlı amca büsbütün yaşlandığı için tabii geç kalıyor. Özellikle iki secde arasındaki açıklık az olduğundan orada çok büyük sıkıntı yaşanıyor. Yani dönüp bir kalkıp bir daha secdeye imama yetişmesi lazım. Orada çok büyük sıkıntı yaşıyormuş. Bunu anlatan kişi diyor ki veya anlatan kişiden bir başkası duymuş, biz ondan dinledik. Amca işte daha secdede oradan kalkmaya zorluyor kendisini ki kalkacak. Bunlar kalkmışlar. İkinci secdeye gidiyorlar. Amca daha böyle zorlarken, yanından geçerken demiş, amca hiç zorlama, geldik geldik demiş. Yetiştik, hiç zorlama. Bir daha kalkmaya yat sen yine. Hazreti Peygamber diyor ki ben ne kadar, sallallahu aleyhi ve sellem, ne kadar geçersem geçeyim. Bu problem değil. Bu da problem yok. Yani. Evet. Gelir yetişirsiniz. O yüzden Kabe imamlarına dikkat edin. Tekbiri almaz. Ta ki secdeye kadar yaklaşır. Oralarda bir yerde hızlı bir tekbir alır. Yani kendisi, arkadakiler onu görmediğinden herkes dindik ayakta. Halbuki imam secdeye varmış bile. Orada tekbiri orada alıyor ki kimse onu geçemesin. Ama burada tek saf, iki safta öyle değil. Adam senin ellerini çözmeye yeltendiğini, hissettiğini, o koşuyor. Sanki şey var, yarış var. Demiş ki ben biraz kilolandım. Beni geçmeye başladınız. Bırakın ben gideyim, siz bana yetişirsiniz. وَمَا سَبَقْتُكُمْ بِهِ حِينَ أَسْجُدُ. Secdede de ben ne kadar sizi geçersem geçeyim, secdeye gideyim. تُدُرِكُونِ بِهِ حِينَ أَرْفَعُ. Siz bana ben oraya kalkana kadar yetişirsiniz. Yani secdede duracağım, o zaman gelirsiniz demiş sallallahu aleyhi ve sellem. İmam uyumak için vardır. İmam uyumak için, yani kendisine uyulsun diye vardır. Yine bir başka böyle bununla ilgili bir fıkra. Biz dün Buhari'den şeyi okuduk ilim babında. Anlatanın, ilmi paylaşanın ilmi paylaştığı ortamı da kontrol etmesi. İnsanların işte uyanıklığını, bilgiyi alacak motivasyonunu falan. Dolayısıyla bunları o bağlamda anlatıyor. Şimdi bizim Erzurum'da Naim Hoca diye meşhur bir zat var. Ünü yayıldı Erzurum'dan çok dışarı. O da çok rahatsızmış, özellikle kadınlar mahfilinden erken namaza varıyorlar diye, onu geçiyorlar diye kısıyormuş yani. Bir gün yine artık burasına gelmiş, böyle kadınlara doğru, mahfile doğru yüz çevirmiş yüzünü, demiş ki bundan sonra demiş benden yatacaksınız, benden kalkacaksınız. Benden önce yatmayacaksınız. Bu okuduğumuz hadis ne Buhari'de var ne de Müslim'de var. Elbani'nin hadisle ilgili notu ise sahih. Bir sonraki hadise geçiyorum. Zikrul haberil mudhidi. Kavle men zâhme enne hâzel habere teferrede bihi ibn-i Muhayriz'in an Muaviyete.
Bazıları demişler ki, o deminki okuduğumuz hadisle ilgili, İbn-i Muhayriz demişler, bu hadisi Muaviye'den tek başına anlatıyor. Dolayısıyla Muaviye'den yalnız kalınca İbn-i Muhayriz hadis problemli hale gelmiş. Bu iddiayı İbn-i İbban kabul etmiyor. Muaviye'den bu hadisi duyan sadece İbn-i Muhayriz değil diyor. Bakınız hadisi Hazreti Peygamber'den duyan başkaları da var. Tamam, Muaviye'den belki İbn-i Muhayriz duyabilir ama başka bir kanal ile benzer bir hadisi Hazreti Peygamber'den alıyoruz demiş. Başka bir kanal vermiş. Yukarıdaki hadisi zafiyetten kurtarmak için. Öyle kalsaydı ne olurdu? Zayıf kalırdı hadis. Yani o düzeyde bir teferrüt hadisi problemli hale getirir. Likul Khabe 1992 Akhbarana Umar ibn Muhammedin el-Hemdaniyo. Bize Ömer bin Muhammed el-Hemdani haber verdi. Haddethena Ubeydullah ibn Sa'd ibn İbrahim'e. Bize Ubeydullah bin Sa'd bin İbrahim anlattı. Haddethena ammi, bize amcam anlattı. Haddethena ebi, bize babam anlattı. Yani İbn-i İshak'a, o da İbn-i İshak'tan. Haddetheni Abdullah ibn-i Ebi Bekir'in, bana Abdullah bin Ebi Bekir anlattı. An Ebi Zinadi, o da Ebu Zinad'dan. An El-Araci, o da El-Araci'den. An Ebi Hureyre'te, o da Ebu Hureyre'den. Kale. Gördüğünüz gibi senet Ebu Hureyre tarikiyle Hazreti Peygamber'e ulaşıyor. Demiş ki Ebu Hureyre, Semi'atu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekulu. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellemi işittim diyordu ki, eyyuhen nasu, ey insanlar, inni kad beddentu, ben artık kilolandım. Ev beduntu, aynı manaya geliyor. Fela tesbikuni, dolayısıyla beni geçmeyin. Bir rükû'i, ne rükûda, ve sucûdi, ne de secdelerde. Velakinni esbikukum, bırakın ben sizi geçeyim, sorun yok. İnnekum tudrikûne mefâtekum, siz sonradan yetişirsiniz demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadiste ne Buhari'de ne de Müslim'de varmış. Bu hadisle ilgili de yine Elbani sahih notunu düşüyor. Bir sonraki hadis. Zikru zecri an en ya umme zairul mezura fi beytihi illa bi iznihi. Ziyaretçinin ziyaret ettiği kişiyi kişinin evinde onun izni olmaksızın ona imamlık yapmasından sakındıran hadis. Bir adama misafiriz. O adam ev sahibi değil mi ki ev sahibi? Biz ona böyle hemen namaza durulduğunda kalkıp imamlık yapmaya yeltenmemeliyiz. O adam kendi ev sahibinde aynı zamanda söz sahibidir. Dolayısıyla imamlık dilerse kendisi yapar. En azından işaret ettiği kimse imamlığı yapmalı. Dolayısıyla ayağa kalkıldığında herkes ev sahibine baksın. Kimin imamlık yapmak istediğini onda o belirlesin. Sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir kural koymuş. Güzel, ev sahibini onurlandıran bir şey bu. 1993. Akhbaran el-Fadl bin el-Hubabi. Bize el-Fadl bin el-Hubab haber verdi. Kale dedi ki, haddethena Ebu'l-Velid'i. Bize Ebu'l-Velid anlattı. وَبْنُ كَثِيرٍ ve ayrıca İbn-i Kesir anlattı. وَالْحَوْضِيُّ ayrıca El-Havzi anlattı. El-Fadl bin el-Hubab bu üçünden de hadisi duymuş. İbn-i İbban'ın hocası El-Fadl bin el-Hubab. قَالُوا üçü de demişler ki حَدَّثَنَا شُعْبَتُ hepimiz şubeden işittik. Tabi ayrı ayrı bunlar. قَالَ demiş ki اَخْبَرَنَا İsmail بن رَجَاءٍ bize İsmail bin Neca haber verdi. عَنْ اَوْسِ بْنِ دَمْعَجٍ o da Evs bin Damac'ten. عَنْ اَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ o da Ebu Mesud el-Bedri'den. قَالَ dedi ki قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki يَاُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ bir topluluğa imamlığı Allah'ın kitabını en iyi okuyan, en çok okuyan yapar. Bu imamet hem namaz bakımından hem de gerçek manası itibariyle imamet, önderlik. Hazreti Peygamber de zaten böyle seçiyormuş. Bir gün gelen bir heyet yurtlarına geri dönecekken aralarından birinin lider seçilmesi gerekiyor. Tabi sıraya geçmişler. Hazreti Peygamber baştan sormuş. Ne kadar Kur'an biliyorsun? Şu kadar biliyorum, şu kadar biliyorum, şu kadar biliyorum. İçlerinde biraz
Çünkü biraz gençten biri var. Ona sıra gelince o da ben Bakara'yı öğrendim demiş. Bakara'yı biliyor. Bakara'yı mı biliyorsun demiş. Bakara'yı biliyorum demiş. İzen fe ente emirun demiş. O zaman sen bunların emirisin. Orada heyet gelirken Hazreti Peygamber'e aralarında doğal bir lider var zaten. Cahiliye döneminden kalma. O adam biraz şey yapmış. Bundan rahatsız olmuş. Demiş ki ya isteseydim ben, biz de demiş öğrenirdik ama yani acele etmeyelim, öyle birden de dalmayalım. Çok öğrenirsek sorumluluklar falan. O arada bir şeyler geveliyor şu an, adamı hatırlamıyorum. Yani imameti kendisine istemiş. Hazreti Peygamber de o an diyor ki Kur'an öyle bir şey ki diyor, sen onu al içine diyor. Üstüne yatsan da yandan kokularını dışarı verir, o misk kokusunu güzel. Zararını göreceğin bir şey değil demek istiyor yani Kur'an-ı Kerim. Yine o adamı, o çocuğu emir olarak başlarına atamış. Niye? Çünkü Hazreti Peygamber'e göre ya ummul kavme akrahum li kitabillah. Bir topluluğa kim önderlik yapar, imamlık yapar? Allah'ın kitabını en iyi okuyan yapar. Fe iza kanat qiraatuhum sawa'an. Eğer kıraatları aynıysa, eşitse, birkaç kişinin kıraatları aynıysa, feliye ummuhum akdamuhum hicraten. O takdirde aralarında hicret bakımından en eski olan kimse o imamlık yapsın. Kim daha önce hicret ettiyse Mekke'den Medine'ye. فَاِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَا. Hicrette de eşitlerse, beraber birlikte hicret etmişlerse, فَلْيَاُمَّهُمْ اَكْبَرُهُمْ سِنَّنْ. O zaman yaşça içlerinden en büyük olan imamlık yapsın. وَلَا يَاُمَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي بَيْتِهِ. Bu böyle hadiste bu kadar geçiyor ama bunu fıkıhçılarımız bayağı ilerletmişler. Yani burada da kalmaz. Yaşları da aynıysa ne olacak bunlarla? Hatta diyorlar ki şeye kadar vardırmışlar, her şeyleri aynı, o zaman hangisinin hanımı daha güzelse gibi, böyle bir şey var değil mi? Ben pek mantığını anlayabilmiş değilim ama. Uyanık olduğundan dolayı. Yazıyor. Yazıyor değil mi? Aynen. Şey demiştir. Feliye ummahum, o zaman yani imam olmak isteyenler, her halükarda bu ipi göğüslemek isteyenler, ta evlenirken demek ki dikkatli olacak. Feliye ummahum akbaruhum sinnen, yaşça en büyük olanları. وَلَا يَاُمَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي بَيْتِهِ. Bir adam başka bir adama evinde imamlık yapmasın. İbn-i İbban esas hadisi bu tarafından tutmuş. وَلَا فِي فُسْتَاتِهِ. Ne de onun barkında bunu yapmasın. وَلَا يَقْعُدَ عَلَى تَكْرِمَتِهِ اِلَّا بِإِذْنِهِ. Ve onun ziyafetine izni olmaksızın oturmasın. Adam ziyafet veriyor, giren çıkan hesapsız. Birileri de giriyorlar artık yani. Nasıl olsa adam bunun hesabını şey yapamıyor diye. Hazreti Peygamber diyor ki olmaz. Çağrılmadıysan, onun izni yoksa oturma adamın sofrasına. Kale Şubetü. Şube dedi ki Kultu l-İsmail ibn-i Reca'en. Ben İsmail bin Reca'ya dedim ki Mâ tekrimetu, ikramı ne demek? Yani onun ikramına oturması ne demek? Kale dedi ki firâşuhu. Yani onun oturağı. Böyle demek ki evlerin önünde sedir gibi, divan gibi şeyler oluyor demek ki. Oralarda oturulabiliyor. Sofra gibi anladık ama veya işte firâşuhu demiş. Yani onun o divanı. وَلَمْ يَذْكُرْ الْحَوْضِيُّ فَقُلْتُ الْإِسْمَائِلَ. Havzi rivayetinde İsmail'e dedim ki bölümü diye açılan bu paragraf yokmuş. Hadis bu haliyle Buhari'de yok ancak Müslim'de varmış. Müslim'deki numarası 673. Bir sonraki hadise geçtim. ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ اِذَا اسْتَوَوْ فِي الْقِرَاءَةِ. İbn-i İbban diyor ki eğer topluluktaki insanlar veya imam olmaya aday kimseler kıraatta eşitlerse yecbu en yeummahum men kana a'lema bis sünneti. O takdirde Hazreti Peygamber'in sünnetini en iyi bilen onlara imamlık yapsın. Bunu gösteren hadis diye yeni bir başlık açtı. 1994. Akhbarana Muhammed ibn Abdullah el-Hashimi. Bize Muhammed bin Abdullah el-Hashimi haber verdi. Kale dedi ki haddesena Abdullah ibn Umar ibn Meymun ibn Ramahi. Bize Abdullah bin Ömer bin Meymun el-Ramah anlattı. Kale dedi ki haddesena Ebu Muaviye. Bize Ebu Muaviye anlattı. Anil Ameşi, o da el-Ameş'ten.
An İsmail ibn Reca'in, o da İsmail bin Reca'dan. An Evs ibn Dammac'in, o da Evs bin Dammac'ten. An Ebi Mes'udin el-Ensari'yi, o da Ebu Mes'ud el-Ensari'den. Kale dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Ya ummul kavme akra'uhum li kitabillahi, bir topluluğa içlerinde Allah'ın kitabını en iyi okuyan, yani en çok okuyan, bu kıraat derken işte tecvidi mevcudi ile anlamından ziyade bununla birlikte yine de onu en çok okumuş, ona en çok vakıf manasında akra'uhum li kitabillah, en çok okuyanı şey yapar, bu konuda en yetkin olanı imamlık yapar. Fe in kanu fil kıraati seva, kıraat hususunda eşitlerse fe'alemuhum bis sünneti, o zaman sünneti en iyi bilen kavme imamlık yapar. Fe in kanu fi sünneti seva'en, sünnette eğer eşit, sünneti bilmek hususunda eşitlerse fe'akdemuhum hicraten, o zaman hicret bakımından en eski olan kavme önderlik yapar. Fe in kanu fil hicreti seva'en, hicret konusunda da eşitlerse fe'akbaruhum sinnen, o zaman yaşça en büyük olan önderlik yapar. Bu yaş konusu hadislerde en sona kalıyor ama şimdilerde ilk sırayı işgal ediyor. Hemen yaşı büyükse bitti. Ve la ya'umur racule fi sultanihi, kimse kimseye imamlık yapmasın kendi alanında, kendi yurdunda. Ve la yeclis ala tekrimetihi fi beyti hatta ya'dene lahu, ve evinde onun ikramına izni olmaksızın oturmasın demiş. Diyor ravi Hazreti Peygamber'in. Rivayet nerede var? Yine Müslim'de 673 nolu hadis. Bir sonraki hadise geçiyorum. Zikru zacri ani salati fil mekabiri beynel kuburi. Kabirlerde yatırların arasında namaz kılmayı yasaklayan hadis. 1995. Akhbarana Abdullah ibn Muhammed ibn Musa bi askeri mukram. Bize Abdullah bin Muhammed bin Musa askeri mükremde haber verdi. Kale dedi ki, haddetena Sehl ibn Osman el-Askeriyyü. Bize Sehl bin Osman el-Askeri ve Muhammed ibn Musenna ve Muhammed bin el-Musenna anlattı. Kale, her ikisi de dediler ki, haddetena Hafs ibn Gıyâs'ın, bize Hafs bin Gıyâs anlattı. An Eş'ase, o da Eş'as'tan. An el-Hasani, o da el-Hasen'den. An Enes ibn Malik'in, o da Enes bin Malik'ten. Enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, neha en yusalla beynel kuburi, kabirler arasında namaz kılmayı yasakladı. Dolayısıyla kabirler arasında, kabire doğru olmasa da kabristan'da namaz kılmak hoş bir şey değil. Ya o artık dışarıda, camide değil yani. Nerede varmış bu hadis? Ne Buhari'de ne de Müslim'de varmış. Hadisle ilgili Elbani sahih notunu düşüyor. Bir sonraki hadis. Zikrul khabari el mudhidi kavle men za'ama enne hâzel khabara teferrada bihi eşâthu. Demin okuduğumuz hadisi Hasan-ı Basri'den sadece eşhasın rivayet ettiğine dair iddialar varmış. Bazıları demişler ki Hasan-ı Basri'den bu hadisi sadece eşhas rivayet ediyor. Dolayısıyla kabul edemeyiz. İbn-i İbban da diyor ki hayır öyle değil, bakın başka kanalları da var demiş. Ve Hasan-ı Basri'den aynı hadisi İmran bin Hudeyr'in de rivayet ettiğini gösterecek. 1995 demişiz, aynı numarayı vermişiz hadise. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ هُذَيْلٍ الْقَصَبِيُّ بِوَاسِطٍ. Bize el-Hasan bin Ali bin Hüzeyl el-Kasabi vasıtta haber verdi. Kale dedi ki, haddetena Ca'far ibn Muhammed ibn binti İshak el-Azraku. Bize Ca'far bin Muhammed bin binti İshak el-Azrak anlattı. Haddetena Hafs ibn Gıyâs'ın, bize Hafs bin Gıyâs anlattı. An Eş'ase, o da Eş'as'tan. Ve İmran ibn Hudeyr'in, ve İmran bin Hudeyr'den. Gördüğünüz gibi hem Eş'as hem İmran bin Hudeyr, her ikisi Anil Hasani, Hasan'dan rivayet ediyor. Hadis senetlerinde El Hasan diye geçti mi, bunun Hasan-ı Basri olduğu anlaşılıyor. An Enes'in, o da Enes'ten.
enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin neha anis salati ilel kuburi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabirlere doğru namaz kıldığını, yasakladığını bildiriyor. İki farklı tarik, fark da çok küçücük bir şey ama hemen şeye yansıdı, metne yansıdı. Nasıl yansıdı metne? Deminki hadis de kabirler arasında namaz kılmayı yasakladı diyor aktaran. Bu hadiste kabirlere doğru namaz kılmayı yasakladı diyor aktaran. Tek satırlık bir hadis. Senette de çok küçük bir değişiklik var. Ama hemen metin değişti. Birinde ila, diğerinde ise beyna. Tabi bu neyi değiştir derseniz çok şey değiştirir. Buhari ile yine Buhari ile de ne Buhari'de ne de Müslim'de yer almış. Elbani sahih diyor. Elbani biraz mütesahil biliyorsun. Geldik şimdi bir sonraki hadise. Zikru zecri yani salati beynel kuburi vel culusi aleyha. Kabirler arasında namaz kılmaktan ve onlar arasında oturmaktan yasaklayan hadis diyor. Bir başka hadis. İbn-i İbam konuyu öyle bağlamadan bırakmaz. 1996. Akhbarana İmran ibn Musa es-Sakhtiyani. Bize İmran bin Musa es-Sakhtiyani haber verdi. Kale dedi ki haddethena el-Abbas ibn el-Velid el-Nersi. Bize el-Abbas bin el-Velid el-Nersi anlattı. Kale dedi ki haddethena ibn el-Mubarak. Bize ibn el-Mubarak anlattı. Kale dedi ki akhbarana Abdurrahman ibn Yazid ibn Cabir. Bize Abdurrahman bin Yazid bin Cabir haber verdi. Kale dedi ki semi'tu Busr ibn Ubeydillah yuhaddithu. Ben Busr bin Ubeydillah'ı anlatırken işittim. Kimden? An Ebi İdris el-Havlani. Ebu İdris el-Havlani'den. An Vâthilet ibn el-Esqa'yı. O da Vâsile bin el-Esqa'dan. An Ebi Marthedin el-Ghanavi'yi. O da Ebu Merset el-Ghanavi'den. Kale dedi ki semi'tu Rasûlallah sallallahu aleyhi ve selleme yekûlu. İşittim. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem diyordu ki la teclisu alel kuburi. Kabirlerin üzerine oturmayın. Ve la tusallu ileyha. Ve onlara doğru namaz kılmayın. Hadis nerede var? Müslim'de var. 972. Kabirlerin üzerine oturmamak yani kabirin üstüne oturmamak mı? Yani saygısızlık dolayısıyla. Yoksa kabirlerin başına gidip oturup oralarda oyalanmayın gibi bir şey mi onu bilemeyeceğim. Bir sonraki hadis. Zikru zecri an tecsisil kuburi. Kabirlerin tecsis edilmesi. Bu kelimeyi İbn-i İbban açıklamış ama açıkladığı kelimeyi de bilmiyorum. وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْجِسَّ الْقَسَّةَ diyor. Kassa derlerdi cissa. Valla cissi de bilmiyorum şu anda. Kassı da bilmiyorum. 1997. Bakalım hadisten anlarız belki. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْقَطَّانُ. Bize el-Hüseyin bin Abdullah el-Kattan haber verdi. Kale dedi ki haddethena Umar ibn Yezid es-Seyyariyu. Bize Ömer bin Yezid es-Seyyari anlattı. Kale dedi ki haddethena Abdurrezzaki. Bize Abdurrezzak anlattı. An Eyyub'a, o da Eyyub'tan. An Ebi Zübeyri, o da Ebu Zübeyir'den. An Cabir'in, o da Cabir'den. Kale dedi ki neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en tukassasal kuburu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin kıssa kıssa edilmesini yasakladı. Kale diyor ki ve kâne yusemmûnel cissa el kassata. Cissa kassa derlerdi o zaman. Acaba bu kabirler üzerine bir şeyler bina etmek, işte ne bileyim yapılandırmak falan mı? Bilmiyorum. Bu kelimeye bakalım. Bu hadis nerede var? Bu hadis Müslim'de var. 970 numarayla orada mevcutmuş. Evet, bir sonraki hadisten anlaşılıyor ki bu kabirler üzerine bina kurmakmış. Zikru zecri yani ittihadil ebniyeti alel kubur. Kabirler üzerine bina yapmak, yapı yapmayı yasaklayan hadis.
1998. Akberena İmran ibn Musa ibn Mücahşe'in bize İmran bin Musa bin Mücahşe haber verdi. Kale dedi ki haddethena Osman ibn Ebi Şeybete, bize Osman bin Ebi Şeybe anlattı. Kale dedi ki haddethena Hafs ibn Gıyâthin, bize Hafs bin Gıyâs anlattı. An İbn Cüreyc'in, o da İbn Cüreyc'den. An Ebi Zübeyri, o da Ebu Zübeyir'den. An Cabir'in, o da Cabir'den. Kale diyor ki neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yubna alel kabri, kabir üzerine bir bina yapılmasını Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yasakladı. Biliyorsunuz İslam alimleri de bu görüşte, ancak ufak tefek fetvalar verilmiş. İşte bir kazık çakılabilir, ne bileyim bir taş böyle diklemesine konabilir şeklinde. Normalde kabir dediğin işte gömersin, zamanla sen bir nesil onun yerini tanıyacak kadar bir alamet belki konur. Ondan sonra o nesil gitti mi zaten sonraki neslin onu bilmesi, hatırlaması mümkün değil. Öyle. Ama buna riayet edilmemiş. Her taraf kabristanlarla dolu. Belediyecilik açısından da sorun oluşturuyor. Yani insanlar az yer işgal ediyor ölürken ama yan yana koyunca yığınla insan, bakıyorsun şehir gibi büyüyor kabristanda. Ne oluyor? Bir zaman sonra birileri geliyor, bunları yıksak hiç kimse gelip bize hesap sormaz, nesilden hiç kimse kalmadı diye temizleyip düzleyip orayı kaldırıyorlar. Yine yani Hazreti Peygamber'in sünneti yine işliyor ama bir zaman sonra işliyor. ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْجُلُوسِ. Hazreti Peygamber belediyecilik açısından bunu önermiştir. Hayır, kabirlerin yani kabir figürü insanlık tarihinde hep ilahlaşmaya namzet yerler ola gelmiş zaman içerisinde. Dikkat edin, adı sana bilinmez yer, bilinmez yerler hep zamanla efsaneleşip şeye dönmüş yani. Bilmem ne olmuş, bilmem ne olmuş. Geçen bir yerde oturuyorum böyle, arka tarafta bir hanımefendi ve bir efendi veya başkaları da var yanlarında. Çok dertliler falan, sessiz de konuşuyorlar. Ya bir ötekine dedi ki, ya dedi sen dedi hiç tezverine gittin mi dedi ya. Yani bir gitti. Yani o kadarını duydum. Demek ki böyle insanlar oralardan şey yapıyor. Gidin bakın onun şeyine. Ne kim olduğu bellidir, ne olduğu bellidir. Öyle bir efsane yayılmış. Ve insanlar oradan hayatlarındaki sıkıntılara çareler umuyorlar. Bu gibi saiklerle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem baştan kabirleri doğrudan yasaklamış. Sonra da arkadaşlarında, ashabında bir olgunluk sezince bu konuda, eskiden yasaklamıştım ama şimdi artık bu yasağı kaldırıyorum. Gidebilirsiniz kabirlere. Gidin de sizden öncekilerin öldüğünü, hayatın nasıl gelip geçtiğini görün, ibret alın diye bu yasağı kaldırmış. Kendisi ama sanıyorum şu anki ortamda böyle insanların kabirlerden şeyler umduğunun açıkça sezildiği, görüldüğü durumlarda, yani televizyonlar gösteriyor işte, İstanbul'da pek çok makber bu yönüyle ünlü hale gelmiş. Mikrofon tutuyorlar. Buraya geliyorum, sıkıntılarım gidiyor diyor. Buraya geliyorum işte, oğlan üniversiteyi kazandı, buraya geldik bilmem ne. İnsanlar kabirlerle yaşamaya, muhakkak oraya uğrayıp oralardan geçmeye alışkanlık hale getirmişler. Hayatın içerisindeki sahip oldukları nimetlere, korunmaya, esenliğe hep oradan bir şeyler geliyor hissiyle yaklaşıyorlar. Bunun en basit ifadesiyle, kelimenin en basit ifadesiyle bu bir şirktir. Ya mezarına secde edilmiş. Gidin secde edin daha. Hocam Efendimizin kabir... Yani bedenin secde etmesi de çok gerekmiyor. Oradan hayır ve şerrin geldiğini düşünmeye başladığı andan itibaren o ikinci bir ilah edinmiş demektir. Efendimizin kabir ziyareti yaptığı okuduk sanki de, ama başka ne sebeple yapmış hatırlamadım hocam. Nasıl ne sebeple? Yani bizimkilerin yaptığı sebeple değil. Normal ziyaret sebebiyle yapıyor. Yani gideyim artık... Gezeyim. Yani ne yaptığını sorarsan geliyor, selam veriyor onlara. Esselamu aleykum ya ahlel kubur. Ey kabir halkı, size selam olsun. Ve inna bikum kariben lahikum. Pek yakında biz de size kavuşacağız diyor. Gezip dolaşıp çıkıyor oradan, başka bir şey yaptı yok. Geldik bir sonraki hadise. Rivayetlerde onlar geçmiyor. Yasin tebarek elham bir şey okuduğu da geçmiyor. Geldik bir sonraki hadise. Zikru zecri anil culusi alel kuburi. Kabirlere
oturmayı yasaklayan, ta'dîmen li hurmeti men fîhâ minel muslimin. İçindeki Müslümanına saygı olsun diye üzerine oturmayı yasaklayan hadis diyoruz. 1999. Bu hadislerin hiçbirini Buhari almamış. Akberena Muhammed ibn Munzir ibn Said'in. Bize Muhammed bin el-Munzir bin Said haber verdi. Kale diyor, dedi ki, haddetena Yusuf ibn Said ibn Muslim'in. Bize Yusuf bin Said bin Muslim anlattı. Kale dedi ki, haddetena Haccacun. Bize Haccac anlattı. An ibn Cüreyc'in, o da ibn Cüreyc'den. Kale dedi ki, akberani Ebu Zübeyri. Bana Ebu Zübeyr haber verdi. Ennehu semi'a Cabir abne Abdillahi yekulu. Kendisi Cabir bin Abdullah'ı işitmiş, diyormuş ki, Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an taksisil kubur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin kıssa edilmesini, yine o kelime geldi önümüze, ve an yübne aleyha, ve üzerlerine bina kurulmasını, ev yüclese aleyha, veyahut üzerlerine oturulmasını yasakladı diyor sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadiste. Yine bu hadiste Müslim'de var, Buhari'de yok. Bir sonraki hadise geçiyorum. Zikru zecri anil kitbeti anil kuburi. Kabirlerin üzerine yazı yazmayı yasaklayan hadis. 2000 nolu hadisteyiz. Akberena Abdullah ibn Muhammedin el-Ezdiyu. Bize Abdullah bin Muhammed el-Ezdi haber verdi. Kale dedi ki, haddethena İshak ibn İbrahim'e. Bize İshak bin İbrahim anlattı. Kale dedi ki, akberena Ebu Muaviye'te. Bize Ebu Muaviye haber verdi. Kale dedi ki, haddethena ibn-i Cüreyc'in, bize ibn-i Cüreyc anlattı. An Ebi Zübeyri, o da Ebu Zübeyr'den. An Cabir'in, o da Cabir'den. Ve an Süleyman ibn-i Musa, ayrıca Süleyman bin Musa'dan. Kale, her ikisi demişler ki, Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an tecsisil kuburi vel kitabi aleyha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin süslenmesi demek herhalde, süslenmesini, ve üzerlerine yazı yazılmasını, ve bina'i aleyha, ve üzerlerine bina kurulmasını, herhangi bir bina kurulmasını, ve culusi aleyha, ve üzerlerine oturulmasını yasakladı diyor. Deminki okuduğumuz hadislerin bir türevi gibi gözüküyor. Geldik bu hadis bu haliyle ne Buhari'de ne de Müslim'de var. Elbani yine hadisle ilgili sahih notunu düşmüş. Bir sonraki hadise geçiyorum. 2001 nolu hadis. Zikru zecri an ittihadi suvari alel ardi vel cuduri. Yere ve duvarlara resimler yapmayı yasaklayan hadis. 2001. Akbarana Ahmed ibn Ali ibn Musanna. Bize Ahmet bin Ali bin el-Müsenna haber verdi. Kale dedi ki, haddethena Yakub el-Dawraqiyyu. Bize Yakub el-Dawraqi anlattı. Kale dedi ki, haddethena Ebu Asim'in. Bize Ebu Asim anlattı. Yani İbn-i Cüreyc'in, o da İbn-i Cüreyc'den. Kale akbarani Ebu Zübeyri. Diyor ki, bana Ebu Zübeyr haber verdi. Ennehu semi'a Cabir abne Abdillahi yekulu. Kendisi Cabir bin Abdullah'ı işitmiş, diyormuş ki, İnnen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Neha anis suvari fil beyti. Evde resimleri yasakladı, diyor rivayette. Okuduğumuz hadis bu haliyle ne Buhari'de var ne de Müslim'de. Elbani hadisle ilgili sahih notunu düşmüş. Bir sonraki hadise geçtim. ذِكْرُ الْعِلَّةِ اللَّتِي مِنْ اَجْلِهَا زُجِرَ عَنِ السُّوَرِ فِي الْبُيُوتِ. İbn-i İbn diyor ki, evlerde resimler asmanın, edinmenin yahut duvara kazımanın neden yasaklandığını gösteren hadis, gerekçesini gösteren hadis. 2002. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اِدْرِيسَ. Bize el-Hüseyin bin İdris haber verdi. Kale dedi ki, اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِي بَكْرٍ. Bize Ahmet bin Ebi Bekir haber verdi. An Malik'in, o da Malik'ten. An Nafi'in, o da Nafi'den. An El-Kasim ibn Muhammed'in, o da El-Kasim bin Muhammed'den. An Aişe'te, o da Aişe'den. Annemiz Aişe rivayet ediyor. Enne haştarat numruqaten fiha tasavvir. İşte demek ki
kadın olmak hiçbir çağda fark etmiyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anha böyle resimli mesimli bir yastık satın almış. Üzerinde resimler, figürler var. فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu yastığı görünce قَامَ عَلَى الْبَابِ kapıda kala verdi, kala kaldı. فَلَمْ يَدْخُلْ girmedi içeriye. Ravi diyor ki, yani Hazreti Ayşe فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ yüzünden hoşlanmadığını anladım. فَقَالَتْ Hazreti Ayşe demiş ki ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi اَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ وَاِلَى رَسُولِهِ Allah'a ve elçisine sığınıyorum. Başlayın. Allah'tan dönüyorum bu günahımdan. Allah'a ve elçisine dönüyorum. Yani uzaklaştımsa eğer. فَمَا اَذْنَبْتُ Ne kusur ettim? Bir de Hazreti Ayşe'nin bir yanı var. Öyle yani yasak masak dediğin zaman niye yasak, nereden yasak, neden yasak? Ama bak Kur'an'da böyle diyor. Çok soruşturan bir yanı var. Bunu Hazreti Peygamber'e bütün hayatı boyunca tatbik etmiş. Zaten o ilmini de o soruşturmasına borçlu diyorlar. O araştırmasına borçlu. Anlamadığını soruyor. فَمَا اَذْنَبْتُ Demiş ki ne kusur ettik? فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki فَمَا بَالُهَا دِينُ مُرُقَّةِ Nedir bu yastık? فَقَالَتْ Hazreti Ayşe de demiş ki rahatlıkla اِشْتَرَيْتُهَا لَكَ اَنْ تَقَوْلَ Oturasın diye sana satın aldım. وَتَوَسُّدَهَا وَتَوَسَّدُهَا Ve yani ona yaslanasın diye sana satın aldım. فَقَالَ demiş ki اِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ Evet, demiş ama o kağıt, sonraki kağıdı almamışız, burada kalmış. Ya bu rivayet var, hayır rivayetin devamı nasıl gelecek bilmiyorum ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Ayşe'nin üzerinde resimli bezlerine veya yastıklarına ses çıkarmadığına dair rivayet de var. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, işte Hazreti Ebu Bekir girmiş. Bakmış ki orada resimli mesimli şeyler var, yastıklar var. Bir şey oradan başka bir rivayette mi? Ses çıkarmadı, bir şey demediğine dair rivayet de biliyorum. Yine İbn-i geçmişti. Artık bunlar nasıl cem edilir bilmiyorum. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا اِنْ نَسِينَا وَاَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.